Herkese merhaba arkadaşlar. GTA Lobby Stories Mobile ikinci bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Ben Ata. GTA Lobby Stories'e kaldığımız yerden tam gaz devam ediyoruz. GTA Lobby Stories Mobile serimizin ilk bölümünde sevgili arkadaşlar. Sabotaj için zamanda bir şeyler yapmışız. Yani onun için bayağı önemli bir şeyler yapmışız. O sebepten ötürü olarak bize bayağı bir minnettar oldu. Yüz yüze görüşmeye falan gittik. Ama şöyle bir sıkıntı oldu. Salvatore bizi Vincenzo ile tanıştırdı. Hani para lazım olursa, iş lazım olursa gidip ondan şey yapacaksın dedi. Yani Vincenzo'yu uğrayacaksın. O senin işlerini, ihtiyaçlarını halledecek vesaire falan dedi. Biz başta buna pek sıcak bakmasak da tamam patron dedikten sonra öncelikle Vincenzo bize bir ev ayarladı, apartman ayarladı. Orada çıktık az önce zaten. Neyse. Oraya gittik. Ondan sonra çeteye özel olan Leone'nin kıyafetleri var. Yani Leone çetesinin kıyafetleri var. Onları giydikten sonra Vincenzo'yu iş yerine bırakmıştık. Kendisinde bir hatırlatması oldu. Apartmanlara para ödeniyor. Seni yakın zamanda burada görmeliyim dedi. Ve şimdi ilk işimizi almaya Vincenzo'nun yanına gidiyoruz. Hatta geldik diyerekten. Daha fazla GTA Lobby Stories mobile videoların gelmesini istiyorsanız ve serimize destek olmak istiyorsanız videoyu kapatmadan önce bir beni bırakmayı, kanalımıza da hala abone değilseniz de abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Hadi bakalım ilk görevimizi alıyoruz. Slacker yani tembel. Hadi bakalım let's go. Başlıyoruz. Tamam, bir satıcı bulunmuş. Kuzey Çin mahallesinde çalışıyormuş. Ama kaç gündür para getirmiyormuş. Yani birileri bunu cesaretlendirmeli diyor. Bir şeyler yapmalı diyor. Sütü gibi davranıyor. Beni anımsatıyormuş. Sen harbiyle söylemeye çalışıyorsun kardeşim. Hayır, altlar hatta lafta çakmasını biliyor ya. Tam bir şerefsiz ya. Tam pislik bir karakter bu. Altlar hatta laf çakıyor ya. Ne demeye çalışıyorsun diyeceğine bir şey söylemeye çalışmıyorum diyor. Kolpa atıyor direkt. Neyse, Sidemark bölgesinden Vincenzo'nun bu bahsettiği satıcıyı almaya gidiyoruz. Gidelim o zaman. Kontrollere tam olarak alışamadım bu arada ya henüz. Hani San Andreas gibi olmadığı için kontrol şeyleri, tap tur şeyleri her ne kadar aynı gibi gözükse de değil arkadaşlar tam olarak. Neyse, ben onun ayarını yaparım. Büyük ihtimal şu sağ butonu, sağ yön butonunu bir tık daha kaydırmam gerekecek. Sola doğru ama minik bir boşluk kalacak şekilde. Neyse abi, şuradan yukarıya çıkalım. Normalde bu kadar kötü sürmüyorum yani. Onun sebebi tamamen şu tuş olayı şu anlık. Ama alışırım diye düşünüyorum 1-2 bölüm içerisinde maksimum ya. Sıkıntı yok. Arada böyle sola kayıyor gereksiz falan. Neyse, önemli değil ya. Hadi bakalım. Satıcıyı bulduk. Sen Vincenzo'ya para getiremiyor musun? Çünkü korkakmışsın. Hayır lan, ben korkak falan değilim. Ama hastayım. Yarın geri döneceğim ya da ondan sonraki gün. Vallahi kardeş, bugün geri işine geri döneceksin. İstesen de istemesen de. Ya seve seve ya da seve seve. Anladınız siz beni. Evet, hadi bakalım. Bu arada şurada oturan bir tane yaşlı adam var. Bankta. Şu yaşlı adamın elinde her zaman bir tane Molotov kokteyl olur. Ve ben onu her zaman alırım. İstisnasız her zaman alırım. Şimdi onu da yapacağım. Evet, çok saçma sapan bir şey oldu ama. Bir dakika, öldüreyim şunu. Ardından motorcundan motorunu çalacağım. Çünkü neden olmasın. Tamam, ilk silahımızı aldık. Hayırlı uğurlu olsun. Kanka gel. Tamam. Bak şu an yakaladın kardeşim. Bak şu anda yakaladın. Bu arada buradan atlarsanız. Şuraya gittiğinizde. Bakın şuraya. Burada vücut zırhı var arkadaşlar. Yani armor var. Çelik yelek var. Konuşamadım bir türlü. Ya bunda şey olayı yok bu arada. Kamera kontrolü diye bir şey yok. Hani şey yapamıyorum. Rahat rahat kamera kontrolü yapamıyorum yukarı aşağı. O birazcık sıkıntı. Benim onu ayarlamam gerekecek. Neyse, çok da önemli değil. Bu arada bizim adam şey yapıyor. Hani Sindaco diye bir çete var. Onlar iş yapıyorlar falan. Sıkıntı çıkarıyorlar. Beni öldürürler falan diyor. Bizdeki de umursamıyor tabii. Salvatore'un da Salvatore diyorum. Sindaco'ların da işin içinde olduğuna inanmıyor bizdeki. He he falan diyor. Ama bak kanka, harbi diyorum, bak Sindaco'lar bu işin içinde falan diyor ama tabii ki de dinlemedik ve adamı başka bir satıcının yanına bıraktık. Ve oyunun ilk görevini, yani ilk işini, bize verilen ilk işi de yerine getirmiş olduk. Hadi bakalım let's go. Ben ne demiştim? İlk bölümde oyunun özellikle ilk başlarında iki görev yapacağımı söylemiştim. O yüzden bir görev daha yapmaya gidiyorum şimdi.
Bu arada gerçekten kontrol olayı çok kanser bu oyunda şu an ya. Neyse ben bir güzel ayar çekerim arkadaşlar bunu. Çözerim bir şekilde. Evet buradan da isterseniz mikro SMG'yi alabiliyorsunuz. Oha ben nereye uçtum? Ne oluyor kardeşim? Bir an denize düşeceğim sandım. Denize düşseydim çok can sıkıcı olurdu. Neyse hızlı bir şekilde. Bu arada radyo değiştireyim biraz. Hadi bakalım. Şimdiki görevde ilk çatışmayı gerçekleştireceğiz. Hani silahla falan çatışmayacağız ama anladınız siz beni. Evet, şunu ayarlayamıyorum arkadaşlar bu arada maalesef. Onu ayarlayamıyorum. Hani otomatik olarak oklarla sürdüğüm için motoru şu andık. İstesem de manevra falan yapamıyorum orada. Yoksa normal şartlarda ben ne yapardım? Her şekilde hani gider o motoru dümdüz durdururdum. San Andreas'ta olsaydım. Neyse intikam alma görevine başlıyoruz. Vinny. Tanrı aşkına Tony hiç rahat bırakmayacak mı beni? Yeterince engel varken zaten son istediğim şey işime karışman. Ama buradasın. Neyse. Ama hala satıcıdan para gelmiyor. Ne oldu biliyor musun? Söyle. Çünkü ölmüş. Mankafonu öldürmüş. Snarko'da satıcıyla başlamış. Üstelik Lione bölgesinde. Bunu kabul edecek misin? Çin mahallesine gitmeyi istiyorum hemen. Aga adam uyarmıştı bu arada. Adam uyarmıştı bizi. Burada asla karalı... Neden hiç tuvalet kağıdı, lanet olası yerde tuvalet kağıdı olmaz demesi gerekirken öyle demesi çok saçma. Neyse. Ya da gazete her neyse. Olayı anladınız arkadaşlar. Bizim götürdüğümüz satıcıyı Sindako çetesinden bir adam öldürmüş. Şimdi biz de bu işin büyümesini engellemek için o tarafa doğru gidiyoruz. Bu arada bu görev yumruk yumruğa şey olacağından dolayı yani kimsenin elinde silah falan olmadığı için hani ben de silah kullanmayacağım. O kadar da abartmaya gerek yok. Hem size bir iki şey göstereceğim. Şu oyunda çok sevdiğim bir olay var. Onu sizlere gerçekleştireceğim. Önce şu elemanı bir dövelim. Bir dakika abicim. Kafa falan da atabiliyoruz. Çok havalı. Zınk. Çok güzel. Böyle combo falan da yapabiliyorsunuz. Ama dümdüz basılı tutarsanız, yani pardon. Sürekli yumruk spamlarsanız bu arada o komboyu yapamıyorsunuz. Arada böyle bir saniye bekleyip ondan sonra şey yapmanız gerekiyor. Neyse, Sindakolar bütün Çin mahallesinde iş yapıyorlar. Onları durdur. Şimdi en sevdiğim olayı gerçekleştireceğim size. Silahlı adamları bile çok rahat öldürebilme taktiği var. Bakın koşarken tık 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 yumruk atabiliyorsunuz. Bakın bakar mısınız şunu? O olay çok iyi ya. Ben bu olayı keşfeder keşfetmez bu GTA'ya düşmüştüm ya. Ulan koşarken yumruk atıp adamları dövüyorum. Stun yola hiçbir şey yapamıyorlar falan diyordum böyle. Çok iyi olay gerçekten ya. Neyse. Bu adama da aynısını yapacağım. Hanımlar ne habersiniz? Gidin buradan. Şu elemanla benim bir uğraşmam lazım. Ah kafam. Ah dur lan bir. Bir iki hareket yapayım dedim. Al tekme. Al uçarsın öyle. Artist. Bu arada güzel paramız oldu ha. 1274 dolarımız oldu şu anda. Capital Auto Sarvat yeni bir araba satıcısı arıyor. Eğer fazladan para kazanmak istiyorsan oraya gidebilirsin diyor. Capital Autos araba satıcısı da tam olarak şurada arkadaşlar. Şu tarafta bir yerde. Bir ara onu da yapabiliriz isterseniz. Ha bu arada sevgili arkadaşlar videoyu bu dakikaya kadar izleyenler için soruyorum. Bu GTA'nın açık dünya görevleri gelsin mi? Hani yapayım mı? Yapmamı istiyor musunuz? Yani her iki ana hikaye bölümünden sonra GTA San Andreas'ta olduğu gibi Liberatoris için de açık dünya görevleri gelsin mi? İstiyor musunuz? Yorumlar kısmına belirtmeyi kesinlikle unutmayın. Ben hatta bununla alakalı bir anket de açarım. Oradan düşüncelerinizi, oylamalarınızı falan da yaparsınız diyerekten oyunu kaydetmeye gidiyorum. Videoda daha hani 10 dakika olmuş ama yapacak bir şey yok abi. İki görev devam edeceğiz. Zamanla videonun süresi falan da uzar zaten. Görevler daha uzun süreceğinden dolayı. Merak etmeyin arkadaşlar. Direkten şu oyunu bir kaydedelim. Ondan sonra da bu bölümü bitirelim. Ben daha GTA San Andreas videosu çekeceğim zaten. Yani hem bunu hem de San Andreas'ı izlersiniz. Oradan gönül rahatlığıyla biraz vakit geçirirsiniz diyerekten. Evet oyunumuzu kaydettik. Evet sevgili arkadaşlar. GTA Liberatoris Mobile'in ikinci bölümü bu şekildeydi. Umarım izlerken keyif almışsınızdır.
Yavaş yavaş tabii ki de aksiyon dozajı yükselecek. Daha güzel, eğlenceli, aksiyonlu, macera dolu görevler falan gelecek zaten diyerekten. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. İzlerken keyif aldıysanız ve destek olmak istiyorsanız bir beğeni bırak, bir kanalımıza da hala abone değilseniz de abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Aynı zamanda kanalımızın oynatma sitesinden başka oyun serilerimizden ve içeriklerimizden haberdar olabilirsiniz. Bir sonraki bölüme, bir sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakmayı unutmayın. Hoşça kalın.